Mertens'i görüyorsunuz. Ekranlarına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Sarayın Yıldızları'nda yeni sezona çok keyifli bir programla başlayacağız. Dries Mertens ve ailesinin evlerine konuk olduk. Gördüğünüz gibi Ciro da bizlerle birlikte bugün. Çok keyifli bir program olacaktır eminim ki. Hem kariyerinden bahsedeceğiz, hem Galatasaray'dan bahsedeceğiz, hem de aile yaşantısından. Ve sevgili Ersan Zeren de bizlere tercümede yardımcı olacak. Ersan, öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum kendilerine, bizleri evlerinde konuk ettikleri için. Merci beaucoup de nous avoir accueillis à la maison. You're welcome. İstanbul'a ilk geldiklerinde gerçekten oldukça samimi, sıcak bir karşılama olmuştu. Onlar da aynı şekilde bu enerjiyi bizlere hissettirdiler. İlk günden başlayalım bence. Biraz o güne dönersek hislerini alabilir miyiz? Tu veux commencer? Non, tu peux commencer. Mais d'abord, je veux dire hoş geldiniz. Nasılsın? Hoş geldin. İyi. Yes. Siz nasılsınız? Okay. Non. On a bien aimé d'être ici parce que c'était très chouette quand on est arrivé, que les fans ils étaient là et c'était, ça se voyait que c'était un club incroyable, qu'ils nous ont accepté comme ça. Après, on a commencé à tourner un peu la ville pour comprendre où on voulait vivre. Et je peux te dire, maintenant, on est très content où on y est parce que c'est chouette de vivre ici. Oui, l'arrivée, c'était très... c'était incroyable. C'est du jamais vu, je pense. Que l'arrivée, c'était... Je savais pas que c'était comme ça. Donc, c'était très, très beau de voir ça des fans. Şimdi ilk geldikleri zaman çok muhteşem bir atmosferde karşılamışız onları ve çok sevmişler Türkiye'yi, İstanbul'u ve geldikten sonra da hemen ev bakmaya başlamışlar. Ev baktıkları zaman da semti bulmuşlar ve semti bulduktan sonra da muhteşem bir alanda yaşamaya başladık diyorlar. Ciro hayatına girdikten sonra neler değişti Mertens ailesinde diye sormak isterim. Gerçekten çok tatlı ve hepimizin kucağındaydı sevgili seyirciler yayın öncesinde. Zaten zannediyorum ismi de Napoli'deki lakabından dolayı gelmiş. Biraz ben bu lakabı da tabii ki dinlemek istiyorum. Onun hikayesini ve sonra oğlunun ismini koyuş hikayesini. En Italie, c'est ça? Ouais. Elle veut demander aussi un peu ça. Merci, c'est très gentil. Non, ça m'a changé comme personne, ça m'a changé comme humain, ça m'a donné quelque chose en plus pour la vie parce que j'arrive à la maison. Déjà, j'étais content que je voyais ma femme, pas tous les jours, mais j'étais très content. Mais avec un fils comme ça, c'est chouette de rentrer à la maison. Il y a toujours quelqu'un qui sourit et je suis très content. Hayatıma girmiş olmasından dolayı çok çok memnunum. Hani daha önceden eve geldiğim zaman eşim vardı ama şimdi tabii ki eşimi görmekten de çok memnun duyuyordum ama şimdi o girdi. Beni hem insan olarak hem bir kişi olarak çok çok fazla değiştirdi.
lakabını soracağım. Chiro lakabı. Chiro, donc le surnom. Ouais, ben, c'est un nom typique napolitain. Et on était 9 ans là-bas et c'est quelque chose que tu dis quand tu dis c'est un vrai napolitain. Et quand on était là après 9 ans, je trouvais ça juste de donner le nom à mon fils pour ramener l'amour qu'on a eu pour la ville et pour l'histoire de Naples avec nous dans le monde. Napoli'de aslında Napolilere verilen bir isimmiş, lakap takmışlar. Orada 9 sene boyunca yaşadıktan sonra tabii ki oradan bir hatıra, birimizi de dünyaya götürmek istedik. Hani onun için de kendisine bu ismi taktık. Peut-être on peut donner le nom Mehmet après 2 ans ici ou après un peu d'années ici. Belki 2 sene burada yaşadıktan sonra da ona Mehmet ismini de verebiliriz. Neden olmasın? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est un très bon père, je pense, comme vous avez vu. Il donne le biberon, il est toujours là, il reste à la maison pour lui, il fait le babysit. Donc, peut-être il est un mieux papa qu'un mieux mari. Non, c'est pas vrai, il est aussi un très très bon mari. Mais il est encore, je sais pas, il est un super papa. Çok mükemmel bir baba olduğunu söylüyor. Yani geldiğinizde de gördünüz, biberonu dahi veriyor. Onun haricinde sürekli onunla zaman geçirmeye çalışıyormuş, ona bakıyormuş. Belki diyor hani şakayla karışık olarak bir baba olarak eş olmaktan çok daha iyi. Ama tabii şaka yapıyor. Hani her ikisini de çok başarılı bir şekilde yapan bir kişi. Gerçekten çok samimi bir enerjileri var. Bunu her zaman biz kendi aramızda da konuşuyoruz. İlk geldiği günden bu yana Türkiye'de alışmışa benziyor aslında. Neler söyler? İstanbul'da günleri nasıl geçiyor? Bir günü hem eşine sormak istiyorum hem de size sormak istiyorum. Ben, on est des personnes très 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 heureux. Je pense qu'on a tout dans la vie pour être heureux. C'est quelque chose que c'est très important quand tu as une chance dans la vie d'avoir tout, d'avoir des enfants qui sont bien, pour avoir des gens autour de vous, qu'avec la carrière, les choix de l'équipe. Je pense que j'ai fait un choix important pour venir ici et je suis très content d'être ici. Alors c'est ça que ça me rend heureux et je peux que dire que j'aimerais bien continuer. Et dans la vie de tous les jours, donc on va se laisser dîner. On va manger. Il y a à Tétéan. On va souvent aller manger dehors. Oui, on va souvent manger dehors. On va au resto, mais aussi on aime bien pour faire la tournée locale un peu. J'essaie de chercher un peu des endroits, les restaurants qui sont plus local parce qu'il y a beaucoup de restaurants très très top ici, international mais aussi local, et on a fait ça un peu, je peux pas me souvenir le nom, mais c'était très bien. On a mangé minimum. et on a mangé tavuk et yumurta et tout ça, et c'est très bien de le connaître. Bah, on aime bien essayer les trucs typiques turcs et que on apprend les choses du pays. Et nous sommes à Nişantaşı, c'est très beau ici, il y a beaucoup d'affaires, beaucoup de bars. Mm-hmm. Donc on va aussi au bar ou sortir un peu dehors. Ouais. Öncelikle Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtiyorlar. İşte gelip buraya yerleşme süreçleri, takıma alışması, yeni bir hayata başlamaları, bunların hepsi çok güzel bir şekilde geçmiş. Ve gündelik hayatta da dışarı çıkmak, yeni restoranları keşfetmekle çok meraklılarmış, ama daha böyle küçük olan tarzdaki restoranlar, işte menemen biliyorlar,
yumurta, tavuk, onları biliyorlar. Ayrıca, kebap. Kebap. Nişantaşı'nda oturdukları için de buradaki belli başlı dükkanlara gitmek, kafelerde oturmak gibi aktivitelerde bulunuyorlar. İlk geldiklerinde bir kahvaltıcıda görmüştük onları. Böyle takım arkadaşlarından tavsiyeler geliyor mu mesela İstanbul'a dair? Donc est-ce que tu reçois des recommandations de tes coéquipiers pour aller dîner quelque part? Non, c'est ma femme qui me ramène toujours dans des postes comme ça. Comme j'avais dit, on aime bien essayer les choses et je pense que c'est très important de voir la culture, de voir les trucs vraiment typiques et c'est ça qu'on aime bien. Mais il y a aussi les Turcs qui disent à nous qu'est-ce qu'on doit faire, mais j'aime bien aussi chercher sur l'internet qu'est-ce qui est beau et tu peux trouver beaucoup à Istanbul parce que c'est très grand, il y a beaucoup de touristes. Donc je cherche bien, mais aussi il y a des Turcs qui... Ils sont très fiers, les Turcs. Ils aiment bien dire ah, tu dois aller là ou c'est là-bas. Ils sont très fiers de son pays et c'est normal parce que c'est très beau ici. Donc ça, c'est aussi belle de recevoir leurs recommandations. Les autres personnes. Hani Dries'in dediğine göre sadece eşi bu tür araştırmaları yapıyormuş ve ondan daha çok tavsiye alıyor. Eşinin dediğine göre de biz Türkler olarak hani her zaman ülkemizde gurur duyduğumuz için güzel bir yer varsa eğer orayı tavsiye ediyoruz. Onun için de Türk insanlar kendisine tavsiye edebiliyormuş oraya git buraya git şeklinde. Ama onun haricinde internetten de çok fazla araştırma yapıyorum diyor. Burası sonuçta bir dünya şehri. Evet. Orada da çok fazla tavsiye bulunuyormuş. Şimdiye kadar en çok beğendikleri yerler neler onu da sorayım ben. Donc quelles sont les places que vous avez le plus aimé jusqu'à présent? Moi le Dolmabahçe Palais et aussi le Palais à Sultanahmet. C'était très très beau et dimanche on a fait quelque chose que tu aimais bien. Tu te souviens? Karaköy. Mais pour moi c'est le stade. J'aime bien visiter le stade, gagner les matchs. Benim için hani stadda maç oynamak ve orada kazanmak. Ama eşi daha çok Dolmabahçe sevmiş, Sultanahmet'i çok fazla sevmiş. Ayrıca Karaköy'de de dolaşmışlar, onların da çok güzel olduğunu belirtiyor. Ne kadar güzel, daha tabii dolaşacak çok yer var. Az sonra da Ciro Romeo'yu yanıma almak istiyorum. Biraz önce lakabından bahsetmiştik, Ciro lakabı. Burada Galatasaray taraftarı kendisine nasıl bir lakapla seslensin ister? Je sais pas. C'est à eux de décider. Bilmiyorum. Hani onların karar vermesi gerekiyor. Ben şimdi bizim programımızda bir ritüel, sen de biliyorsun Ersan'cığım. Tanışma hikayelerini sormak istiyorum. Zannediyorum çocukluk aşkı ama kendilerinden dinlemek istiyorum. Hem eşinden hem kendisinden. Nous. Oui. Amour d'enfance. Tu as du temps? Var. Il y a 17 ans. 17 sene önce. Non, j'avais en fait, j'avais 11 ans. J'étais 11 yaşındaymış. Je suis pas grand mais j'étais plus petit. Et j'étais sur une fête d'une de ma classe et elle était là. C'était la ma voisine. Sa voisine et j'étais en amoureux avec elle et quand elle avait 11 ans, elle voulait pas encore avec moi, mais quand on a 15 ans, on habite 500 mètres d'un de l'autre de la maison. Alors je l'ai vue et j'ai dit écoute, j'aimerais bien être avec toi et on s'est mis ensemble quand on avait 16 ans. 16 ans. Şimdi 11 yaşındaymış Dries ve bir arkadaşı eğlence düzenliyormuş evde. Oraya çağırıyor Dries'i. Eşi de aslında onun komşusuymuş. Ondan sonra ilk başta orada tanışıyorlar. Fakat tabii yaşları ufak olduğu için o anda bir şey olmuyor. Ama daha sonra 16 yaşına geldiği zaman Dries gidip eşine açılmış ve seninle beraber zaman geçirmek istiyorum şeklinde bir teklifte bulunmuş ve bu şekilde bir araya gelmişler. Peki evlilik teklifi nasıl oldu eşine soracağım. Duygusal gibi gözüküyor Dries. Acaba öyle mi? Bir de onu sorayım. Donc comment est-ce qu'il t'a proposé le mariage? Le mariage. Est-ce qu'il est émotionnel? Ouais, le voit. Dries, il est très très romantique. Ça j'aime bien. Il est plus romantique de moi. Donc quand nous étions ensemble, je pense 10 ans, oui.
Il m'a pris dans le parc où on a fait le premier bisou. Donc il m'a pris là. Il a dit viens, on va avec le chien Lee. Et donc il m'a proposé sur le banc où on a fait la première bisou. Et il était dans son genou et il a dit tu es la femme de ma vie. Et tu veux me marier? Et j'ai dit non. Non, j'ai dit oui. Et après, un an après, c'était la grande fête. C'était très très belle. Şimdi çok romantik olduğunu, hatta Dries'in kendisinden çok çok daha fazla romantik olduğunu da söylüyor. O tarafı da çok hoşuna gidiyormuş. İlk defa öpüştükleri parka götürmüş Dries evlilik teklifi etmek için. Ondan sonra bir gün gel demiş köpeği gezdirmeye gidelim ve orada oturuyorlar. Ondan sonra oturduktan sonra da Dries orada evlenme teklifini ediyor. Ve eşi de aynı şekilde kabul ediyor evlilik teklifini. Güzel sürprizler yapar mı? Bizlerle paylaşabileceği bir sürpriz var mı? Unutamadığı mesela. Est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce qu'il fait te faire des surprises? Est-ce qu'il y a une surprise que tu n'as jamais oubliée qui t'a fait? Beaucoup. Je pense que le plus grand surprise c'était lui. Mais non, qu'est-ce que tu as fait déjà beaucoup pour mon anniversaire, 7 ans. C'était à septembre, donc on était déjà quoi ici. Il m'a pris à Bodrum avec mes amis. Donc c'était une surprise. Je savais pas que nous allons là. Et donc le matin, il a dit prends ta valise, on va à Bodrum et on est allé, c'était très très chouette. En büyük sürpriz tabii ki oğlumuz hani ama çok fazla da yaparmış sürprizler. Bu doğum günü, bu seneki doğum günü de Eylül ayındaymış ve bir sabah Dries gelmiş sabahleyin. Hadi kalk demiş, valizini hazırla. Valizini hazırladıktan sonra Bodrum'a gidiyorlar. Bodrum'da doğum gününü kutluyorlar. Ayrıca arkadaşları, aile de oradaymış. En son ve en güzel sürpriz bu. Bodrum'u nasıl bulmuşlar? Comment est-ce que vous avez trouvé Bodrum? Très joli. Hein? Ouais, très joli. Çok güzel. Je suis allée quand j'étais 19 ans pour fêter. Et c'était parce que avant c'était un peu plus pour fêter, je pense, Bodrum. Et maintenant c'était très différent. C'était pas comme je me souvenais, donc c'était très chouette. Daha önce 19 yaşındayken Bodrum'a ziyarette bulunmuş ve o zamanlar çok daha fazla eğlence vardı diyor. Ancak şimdi daha sakin, daha güzel bir şekilde buldum diyor. Avrupa'nın en ünlü futbolcularından bir tanesi Dries. Kameraların olmadığı yerde nasıldır? Onun bilinmeyenlerini merak ediyoruz. Önce kendisine soracağım bu kez, sonra eşine. Je sais pas, c'est mieux de demander à elle. Bilmiyorum hani eşime. Je dis si c'est... Mais... Je sais pas, je me sens pas vraiment joueur de foot. J'aime bien aller en bas, boire un café, être tranquille, pas trop regarder le foot, pas trop penser au foot, être libre avec des amis et avec ma famille. Hani kendimi böyle tam böyle futbolcu gibi hissetmiyorum diyor. Dışarı çıkayım, işte bir yerde oturayım, kahvemi içeyim, ondan sonra o sırada çok fazla futbolla ilgilenmeyeyim. Arkadaşlarım varsa onlarla oturalım, sohbet edelim. O şekilde. C'est vrai? Oui, c'est très vrai. C'est très vrai. Non, il est très normal. Il peut pas se comporter comme un star à la maison parce qu'il doit faire un peu le tout. Il doit cuisiner, il doit faire des choses. Donc, maintenant, il est très social, il est très sympathique. Oui, c'est un perso normal et j'aime bien. Anlattığı gibi hani bunların haricinde çok sosyal olduğunu söylüyor. Ayrıca hani evin içerisinde böyle star gibi davranma gibi bir durum yok. Çünkü zaten geldiği zaman işte çocukla ilgileniyor, yemek yapıyor, başka işleri de var. Onun için star gibi davranmak gibi bir durumu yok. Onların şarkısı dedikleri bir şarkı var mı? Est-ce qu'il y a une chanson spéciale pour vous, donc pour vous deux, à vous deux, donc. Magnifique. Allez. On a deux, on a un pour lui et un pour nous. C'est quoi la chanson de notre vie? Il est très romantique, non? C'est une chanson très vieux. Ça s'appelle
You should let me love you de Mario parce que c'était quand nous sommes jeunes. Et pour lui, on a ton numéro favori de Elton John, Your Song de Elton John. Parce que c'est aussi quand il était né, on a mis ça dans sa carte. How wonderful life is now you're in the world. Çocukları için ayrı var, kendileri için ayrı var. Çocukları için olan Elton John'un. How wonderful life is now you're in the world. Sen dünyada olduğun için ne kadar güzel bir dünya oldu. Hani buraya geldiğin için, dünyaya doğduğun için. Bir de kendi şarkıları var. Onlar o şarkıda evlendikleri zaman dans ettikleri şarkı. C'était quoi votre mariage sur la chanson? Dis ça. Allez. Neyse ki. You should let me love you de Mario. Mais c'est vraiment une chanson. Mais c'est une chanson. Quand on était jeune, on avait 18 ans, 19 ans, on sortait et c'était dans la discothèque et on devrait se chercher toujours pour donner un bisou. 18-19 yaşımızda işte diskoteye gittiğimiz zaman hani bir arada bağ yaratmak için kullandığımız bir şarkıydı. Onun için o şarkı sadece evet. Yetişler. Maçlarda muhakkak ki eşi onu fazlasıyla destekliyor. Meslek hayatında da öyle. Hem özel hayattan konuşuyoruz hem tabii ki futbol kariyerinden de. Onun desteğini her zaman hissettiğini ve bunun onun için ekstra bir güç olduğunu düşünüyorum. Bu konuyla ilgili Dries'e sorsak neler anlatır? Maçlardan önce neler konuşurlar mesela? Le soutien de ma femme et maintenant de Chiro, c'est très important parce que je pense qu'un joueur de foot, quand il arrive à la maison, il doit être tranquille, il doit être bien entouré. Et ça, c'est un truc très important et je me profite encore toujours beaucoup plus. Après, quand on parle du foot, je ne parle jamais avec elle parce que je n'aime pas parler du foot avec elle ou à la maison. Je parle dehors du foot avec les gens que du foot, mais quand j'arrive à la maison, je préfère pas parler du foot. Şimdi tabii ki evet, eşinin çok fazla desteği, şimdi tabii oğulları da var. Hani genel hayatında çok önemli. Ancak eve geldiğim zaman hani benim için önemli olan rahatlamam, rahat bir şekilde zamanımı geçirmem ve sevdiğim insanlarla bir arada olmak. Ancak eve geldiğim zaman futbolla ilgili bir şeyden konuşmayı tercih etmiyorum. Hani evim haricinde konuşabilirim ama eve geldiğim zaman o sayfa kapanıyor, ev sayfası açılıyor. Eşinin biraz tribünlerdeki heyecanını da dinlemek istiyorum tabii ki. Galatasaray maçına geldi mi onu da soracağım. Tribünlerde neler hissediyor? Taraftara dair anlamda düşüncelerini de alalım. Donc est-ce que tu es venu voir un match de Dries au stade? Oui, je pense tous les matchs à la maison. Et aussi lui, il est venu avec le, comment dire? D'accord. Parce que c'est très très. j'ai jamais vu ça, j'ai jamais senti ça dans un stade. À Naples, c'était déjà un peu fou, mais ici, c'est incroyable. Mais c'est très, le stade est très 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 beau. İç saha maçlarına geliyormuş. Hı-hı. Hatta oğulları da gelmiş ondan sonra. Fakat diyor ki çok fazla ses var. Ses Hı-hı. olduğu için de tabii ki oğullarına kulaklık takmışlar. Evet. Napoli'deyken hani böyle bir ortam gördük ama bu kadar güzelini daha önce hiçbir zaman için görmedim diyor. Ben bunu Dries'e sormak istiyorum. Gol sevinçleri de fazlasıyla konuşuluyor biliyorsun. Hepsinin hikayesi de var. Galatasaray'da gol attığında nasıl bir sevinç düşünüyor? Bunu tasarladı mı? Donc tes célébrations de but. Donc tout le monde en parle beaucoup. Est-ce que tu as déjà pensé à ce que tu veux faire quand tu veux marquer ici à Galatasaray? On verra les émotions, je sais pas. J'aimerais bien que c'est le plus vite possible, mais pour moi le plus important c'est de gagner. Je suis venu ici pour gagner un titre et j'aimerais bien le gagner le plus vite possible et je vais faire tout pour le gagner parce que pour moi c'est un objectif très important. Tabii ki şu anda hani karar vermedim. Onu gol attığım zaman, en yakın zamanda gol attığım zaman göreceğiz nasıl bir gol sevinci olacağını. Ancak buraya tabii ki kupa kazanmaya geldim. Ve bu hedef doğrultusunda da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Chiro'nun da futbolcu olmasını ister mi? Est-ce que tu voudrais que votre fils soit aussi footballeur?
No. Je ne peux pas aller toutes les semaines au match de lui de nouveau. J'ai fait ça tout le temps avec lui, donc je serais aussi contente de le fermer un peu. Mais moi, je viens d'une famille très musicale, donc moi j'espère qu'il vient musicien. Musicien, oui. Parce que j'aime bien. Mais s'il veut être footballeur, moi je suis son numéro un fan. Futbolcu olmasını istemezmiş çünkü zaten bugüne kadar Dries'in bütün maçlarına gitmiş. Dolayısıyla onun başka bir işte yani müzisyen olmasını istiyormuş çünkü ailesi müzisyen. Dolayısıyla müzikle ilgili bir şeyler yapabilir diyor. Eşini de sormak istiyorum. Hem hobilerini hem de mesleğini. Ben aslında internetten okudum ama kendisinden net bir bilgi de almak istiyorum bu konuda. Kendisinin nelere merakı var? Hangi mesleği yapıyor? Bir taraftan da Romeo'yu da almak istiyorum. Donc elle voudrait prendre Romeo. Biraz almak istiyorum onu. Elle voudrait te demander aussi ce que tu fais dans la vie. Donc, elle a fait quelques recherches sur Internet. Donc, je fais aussi les interviews et je fais aussi le DJ, la musique. Voilà, c'est ça que je fais. Et je suis la meilleure maman du monde. La femme de Dries et la maman de Chiro. Kendisi Belçika'da sunuculuk yapıyormuş aslında biraz senin gibi. Meslektaş. Onun haricinde DJ'lik yapıyor. Aa. Ve tabii bütünlerin haricinde de en önemlisi anne olması ve Dries'in eşi olması. Ça te va bien. Sana iyi oldu, yani iyi durdu. Evet, ben gerçekten geldiğimden beri ondan gözümü alamıyorum zaten. İyi de anlaştığımızı düşünüyorum. Il s'entend bien. Tu peux le tenir une semaine. Biraz boyunca tutabilirsin diye. Tutarım yani, alır götürürüm vallahi. O kadar tatlı ki maşallah. Bu arada madem DJ olduğunu öğrendik, ben bunu okumuştum gerçekten. Belki Galatasaray şampiyon olduğunda kutlamalarda kendisi de bir şeyler çalar. Böyle de bir güzel bir enstantane olabilir aslında. Comme tu es DJ, donc quand on va devenir champion, peut-être que tu vas chanter, faire de la musique. C'est très bien. Pour Galatasaray. Deal. Anlaştık. Je voudrais bien. Çok isterim. Sevgili seyirciler, ben Ciro Romeo'yla gayet mutluyum ama bir taraftan da röportajımıza devam ediyorum. Takım arkadaşlarını sormak istiyorum. Tabii onun her zaman liderlik özelliği var. Biz bunu saha içinde de görüyoruz. Takıma yeni geldi ama saha içinde yine çok alıştığını da görüyoruz aynı zamanda. Biraz takım arkadaşlarından bahsedebilir mi? Kimlerle en yakın? Nasıl bir arkadaşlık ortamı var Galatasaray'da? Her zaman bu aile ortamı vardır çünkü. O da bunu hissetti mi? Non, je suis très content avec l'équipe que j'ai trouvé. Je pense que le club, ils ont fait des choses très importantes pour repartir cette saison parce que l'année passée, c'était pas trop bien, on sait. Et on a acheté beaucoup de joueurs. Je pense qu'on est 13 nouveaux joueurs, c'est beaucoup. Ça prend un peu de temps et ça se voit, mais je pense que on est capable de faire des trucs très importants. Çok memnunum. Hani takımdan, takım arkadaşlarımdan çok çok memnunum. Ancak takım geçen seneki aldığı kötü sonuçlardan sonra tabii ki yenilendi. 13 tane yeni oyuncu geldi. Ve bunlar tabii ki tekrar bir yere oturup bir iş başarmak istiyorlar. Ama tabii daha yeni hani. Ama sene sonunda da önemli işler başaracağımızı düşünüyorum ben takım olarak. Takımda en eğlenceli isim kim mesela? Donc le nom le plus, on va dire drôle. Qui est le plus drôle au sein de l'équipe? Zor soru. Ils sont beaucoup mais Kerem il me fait rire beaucoup. Çok fazla var ama Kerem çok fazla güldürüyormuş onu. Parce que il parle beaucoup et il est très fort quand il parle. Çok böyle şey konuşmayı çok fazla seviyor ve yüksek şiddetten konuşuyor. Çok hoş oluyor hani. Okan Hoca'yı da sormak istiyorum tabii kendisine. Et le coach Okan, elle voudrait te demander. Ben le coach, j'aime bien, c'est une personne qui a été très positive vers moi, il me voulait vraiment et c'est quelqu'un qui connaît très très bien le club, c'est quelqu'un c'était d'abord un grand joueur et maintenant c'est un entraîneur qui est au début de sa carrière mais qui a déjà gagné beaucoup de choses et je pense que c'est l'homme au moment juste et
surtout avec les nouveaux joueurs qui sont venus de dehors, il est très fort à nous expliquer c'est quoi le championnat turc et qu'est-ce qu'on a besoin de gagner. Öncelikli olarak Okan Hoca'nın bana karşı çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Hani beni çok fazla da istedi ilk başta. Ve baktığım zaman da aslında hem eskiyi de temsil ediyor. Çünkü eskiden oyuncuydu, şimdi hoca. Ve bunun da iyi bir sonuç çıkartacağını düşünüyorum. Çünkü her şeyi biliyor. Sadece tabii bize karşı da değil. Hani yani bana karşı değil, bize karşı. Hı-hı. Bütün yeni gelen oyunculara karşı bize tam olarak neye ihtiyacımız olduğunu tam olarak anlatıyor, dile getirebiliyor. Çalıştığı teknik direktörlerden Sarri'yi de sormak isterim kendisine. Sarri, donc tu as travaillé aussi avec lui. Qu'est-ce que tu voudrais dire? C'était un coach très important aussi pour moi parce qu'il m'a fait changer ma position. Je jouais à gauche et après il m'a mis attaquant et j'ai fait beaucoup de buts avec lui. Alors c'est vrai que je dois lui remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi parce que c'était des moments très importants dans ma carrière. Kendisine çok çok teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü ben normalde sol kanat oynarken beni bir yanda hücum hattına aldı ve çok fazla gol atmaya başladım onun sayesinde. Bir tek teşekkür edebilirim. Hani önemli bir değişiklik yaptı kariyerimde. Güzel oldu. Napoli'de tabii ki Maradona gibi kendisi de bir efsaneydi. Galatasaray'da kariyeri boyunca nasıl anılmak ister? Donc Maradona, par exemple, c'était une légende. Napoli, donc tu as joué, tu as vu là-bas. Galatasaray tarihinde adına neler yazılsın ister mesela? À Galatasaray, comment est-ce que tu voudrais finir ta carrière ici et comment est-ce que tu voudrais qu'on te surnomme ici? Donc. Non, mais je sais c'est quoi de prendre par exemple le numéro 10. T'as Metin Oktay, que c'était le plus grand joueur de Galatasaray et c'était une personne très importante et je sais que porter le numéro 10, c'est quelque chose d'important ici à Galatasaray parce que c'est un des numéros plus importants. Burada tabii ki hani 10 numara almak, hani biliyorum ki 10 numarayı daha önceden Metin Oktay giydi. Önemli bir sorumluluk. Hani bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu çok iyi biliyorum hani kulüp tarihi içinde. Evet, şu anda Romeo'yu ben galiba alıp getireceğim. Öyle gibi duruyor. Söylerse. Avec elle. Ok. Dries, soyunma odasında nasıl bir karakter? Sağ içinde takımı bir arada tutan, baskın bir karakter. Oyun zekası, oyun görüşü, kalitesi. Gerçekten üst düzey bir isim. Zaten çok da istikrarlı bir isim. Ama soyunma odasında nasıl bir karakter? Onu da merak ediyoruz. Donc sur le terrain, on voit que tu es discipliné, leader, mais dans les vestiaires, donc mi-temps. Comment est-ce que tu es? Non. Je suis très quelqu'un très silencieux et je me concentre sur les choses que je dois faire et alors je suis tranquille. Daha soyunma odasında daha sessizim. Çünkü daha çok yapmam gereken şeylere odaklanıyorum ve onları düşünüyorum. Tabii ki benim bütün ilgim şu anda Romeo'nun üzerinde. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi programı bu şekilde devam ettiriyoruz. Kendisi de hiç korkmuyor. Burada bu kadar çok kişi var ama gerçekten çok cana yakın gördüğümüz gibi. Hiç ağlamıyor. Biz sen de söylersen daha önceden pek çok çekime gittik. Çok ağlayan bebekler de oluyordu. Daha çok küçük ama o çok alışık ve halinden de memnun gibi. Gündelik hayatında nasıl bir bebek? Dans les émissions qu'on avait fait auparavant, il y avait encore des bébés, mais en général, il pleurait. Donc, mais lui, il est très confortable, il aime bien. Et comment il est dans la vie? Il est très facile. Il est un bébé de rêve. Il dort. Il est très content. C'est un peu comme son père. Biraz babasına benziyormuş hani. Sakin, bol uyuyor diyor. Tam böyle olması gereken bebek tarzı bu. Nelere sinirlenir Dries? Eşine sormak istiyorum. Sakin duruyor gerçekten. Donc on le voit calme, mais est-ce qu'il se fâche ou qu'est-ce qui le fait fâcher? il se peut fâcher, mais pas souvent, mais parfois. Et quand il est fâché, il comment tu dis, roupe, il crie. Il est très explosif, comme je pense un peu dans le stade. Quand il va comme ça, il est aussi comme ça quand il est fâché. Mais normalement, il est très très facile, il est très
chill maintenant. Normalde çok sakinmiş hani şu anda olduğu gibi. Sadece hani kızabiliyor. Kızdığı zaman da işte stat'taki yaptığı kızgınlık hareketi gibi tarzda bir hareket yapıyormuş hani ama sakin. Yavaş yavaş sohbetimizi noktalayacağız tabii ki. Galatasaray taraftarına mesajını da almak isterim ben. Donc on va bientôt terminer votre message pour les fans de Galatasaray. Je suis très fier de jouer ici. Quand mes amis viennent pour regarder le foot parce que c'est le foot turc, je pense il doit être plus respecté parce que quand je joue dans les stades, je suis très fier de jouer ici et surtout dans le stade de Galatasaray parce que je pense que quand tu es un grand fan de foot, c'est un des plus beaux stades où tu peux jouer et je suis très fier de jouer ici pour un grand club comme ça. Et le message que je veux faire, c'est un message très important, que je suis venu ici pour être important pour l'équipe et pour gagner quelque chose. Açıkçası burada oynamaktan dolayı çok fazla, olmaktan dolayı çok fazla gurur duyuyorum. Özellikle arkadaşlarım hani yurt dışından gelip izledikleri zaman aslında Türk Ligi'nin de ne kadar saygıdeğer bir lig olduğunu görüyorlar. Hani saygı göstermemiz gerekiyor yüksek düzeyde. Taraftarlarımıza vermek istediğim mesaj da buraya hani bir şeyler kazanmaya geldim ve onu kazanacağım. Onu kazanacağım dedi. Tabii ki Galatasaray taraftarına da güzel mesajı verdi. Ben de Romeo'yu vermek istiyorum. Benim için büyük bir keyifti onunla bu programda böyle birlikte oturmak, kucağımda oturması gerçekten çok da keyifli bir program oldu sevgili seyirciler. Son olarak da şunu sorayım. Galatasaray'a gelmeden önce Galatasaray'ı ne kadar tanıyordu ve Galatasaray'a dair düşünceleri neler? Burada mutlu olduğunu görüyoruz. Nasıl gidiyor her şey? Donc dernière question. Donc on voit que tu es heureux ici. Donc il y a aussi des choses qui ont été dites à toi avant que tu viennes ici. Tu as vu ici, est-ce que tu as entendu avant de venir? On m'a toujours dit que Galatasaray c'était le plus grand club de Turquie et quand je suis arrivé ici, j'ai vu ça que c'est vraiment un des plus grands clubs en Europe et je pense que quand tu joues dans le stade, c'est vraiment quelque chose de spécial. Bana Galatasaray'a gelmeden önce Galatasaray'ın çok çok büyük bir kulüp olduğunu söylenmişti ve geldiğim zaman da bunu gördüm ve özellikle de bizim stadımızda burada oynamak da tabii muhteşem bir duygu. Çok teşekkür ediyorum ben. Bizleri evlerine konuk ettikleri için. Biz tabii ki elimiz boş gelmeyiz. Bir hediyeyle geldik. Ben rica edeceğim hediyeyi de. Avec un cadeau. Şöyle. Hop. Tabii ki kamera arkasında da kalabalık bir ekip sevgili seyirciler. Ben bir ev hediyesi aldım. Kendisine uygun. Bir açabilirse Erzo. Si tu peux l'ouvrir. Je peux l'ouvrir? Oui. Teşekkürler. Bakalım beğenecek mi? Wow! Mais là, c'est mauvais. Wow! Güzel. 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 Wow! Teşekkürler. Asla. Çok, çok güzel. On va le donner un très bel... Dans la chambre de Ciro Romeo. Ciro Romeo'nun odasında özel bir yeri olacakmış bu hediyenin. Evet, Galatasaray Store'dan bu güzel hediyemizi de onlarla paylaşmak istedik. Çok teşekkür ederim. Merci teşekkür beaucoup. Ediyoruz Dries. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler Katrin. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, Sarayın Yıldızları'na bu hafta çok keyifli bir programla başladık. Dries Mertens ve ailesinin evlerine konuk olduk. Bizler çok keyif aldık. Umarım sizler de aynı keyfi almışsınızdır. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.